Şimdi gelin Marmaris'teki yangına bakalım. Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğleden sonra çıkmıştı yangın. 19 saat sonra neyse ki kontrol altına alındı. Bölgede arıcılık yapan bir şüphelinin yangının çıktığı yere yakın bir yerde ateş yaktığı tespit edildi. Şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Gece görüşlü helikopterlerin sözleşme süresi dolduğu için yangına gece müdahale edilemedi. Gerekli emniyet şeritleri açılmadığı için, yollar açılmadığı için yangın karadan müdahale edilemiyor. Ve maalesef aldığımız duyumlara göre de gece görüşlü helikopterlerin sözleşme süresi dolduğundan şu anda herhangi bir şekilde havadan da müdahale edilemiyor. Yayıldıkça yayıldı, kontrol altına alınması tam 19 saat sürdü. Gece müdahale edilemedi, tartışmalar yeniden başladı. Çünkü gece görüşlü helikopterler iş başında değildi. Dün gündüz yangın söndürme çalışmaları başarılıydı. Tomalar da vardı, itfaiye personeli de vardı, orman genel müdürlüğü personeli de vardı. Çok sayıda helikopter ve uçak da vardı. Ama hava karardı, yine fiyasko. İşte bakın yukarıda aşağıya doğru iniyor. Hemen alt kısımları ciddi anlamda yanıyor, her taraf yanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yalancıboğaz mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ve akşamüstü bakanın yaptığı açıklamada yangın kontrol altına alındı demişti. İşte saat 10 itibariyle yangının durumu arka tepelerde gözüktüğü gibi artarak devam ediyor. 13 helikopter, 8 uçak, 20 arazöz ve 200 orman işçisi müdahale etti önce. Daha sonra 8 ilden takviye ekip geldi. Ama hava kararınca işler değişti. Sezon başında Marmaris'te yangın çıktığında hep birlikte bizler muhalefet olarak, kamuoyu, vatandaşlarımız seslerini yükseltmişlerdi. Niye gece görüşlü helikopter yok diye mecbur kalmışlardı, kiralamışlardı. Ama dün yine yoktu. Çünkü 3 gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Yangın büyürken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'daydı. Bu ormanları şu an kim koruyor? Bir şey merak ediyorum. Marmaris yanarken, tekrar altını çiziyorum, ormandan sorumlu bakan, özel jetle Adıyaman'da ne işin var? Neden programını yarıda kesip dönüp gelmedin? Kendinize lüks araç almaya gelince para var, ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterini gelince para yok. İhaleyle kiralanmadı. Sözleşme ile, çağrı yöntemiyle, doğrudan temin ile bunlar kiralanmıştı. Ne vardı sanki uzatsanız bir ay daha? Yangın 19 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede arıcılık yapan ve yangın bölgesine yakın bir yerde ateş yaktığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi...